Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız İsmail Kahraman. Muhterem Cumhurbaşkanım, aziz ve necip milletim, milletçe muhteşem bir beraberliğin sergilendiği bu meydanda tek ses, tek yürek oluşumuzdan duyduğum gurur ve sevinçle sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugün 15 Temmuz şehitlerimizi anmak ve darbeye karşı demokrasimizin kazandığı zaferi taçlandırmak için bir aradayız. Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet, tek devlet ve tek vatan şuuru ve inancı içinde olduğumuzu haykırmak ve darbeleri tarihe gömdüğümüzü bütün dünyaya duyurmak için bir aradayız. Sizler beyaz elbisesiyle 1071'de Malazgirt'te 200 bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkarken, ey askerler, eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olur. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da saadettir. Zaferi kazanırsak gelecek bizimdir diyen Sultan Alparslan'ın torunlarısınız. Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya 10 asır önce giren İslam inşallah kıyamete kadar bu topraklarda yaşayacaktır. Ne diyor Arif Nihat Asya? Bir cuma sabahı semaya karşı Malazgirt'te 54 bin er bestelediler en güzel marşı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sizler İslam'ı yok etmek için seferlere çıkan Haç ordularını perişan eden Selahaddin Eyyubi'nin torunlarısınız. Sizler kır atını Halice sürerek yedi iklimin en güzel beldesi İstanbul'u fetheden ve Peygamber Efendimiz'in hadisindeki müjdeye nail olan ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni diyen Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarısınız. Sizler üç kıta, yedi denize hükmeden bir cihan devletinin varislerisiniz. Sizler Türkiye Cumhuriyeti'ni mazisine layık noktaya ulaştıracak göğsü iman dolu insanlarsınız. Milletimin bütün renklerini bu meydanda görmekten duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek isterim. Al bayrağımızın altında oluşturduğumuz bu tablodan dostlarımızın büyük bir güven duyduğuna inanıyorum. Anadolu'nun dört bir yanından ve gönül coğrafyamızın, kültür dünyamızın her köşesinden milyonlarca kişinin bugün sizlerin arasında olmak istediğini biliyorum. Büyük bir badirenin içinden birlikte çıktık. Milletimizi birbirine düşürmek isteyen şer güçlere karşı direndik ve kazandık. Açtıkları okullarda, kurdukları dershanelerde yetiştirdikleri robot beyinlerle milletin kurumlarına yerleştirdikleri ajan ve vatan hainleriyle devletimizin içine sızarak bizlere karanlık dehlizleri layık gören insan müsveddelerine milletimiz hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verdi.
şühedanın hatırasını müstevlilerin hain emelleriyle kirletmek, isteyenlere fırsat vermeyerek ecdadına layık torunlar olduğumuzu hep birlikte ispat ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Hepsini minnetle ve şükranla yad ediyorum. Milletimize, ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimizin en kısa zamanda deva bulmalarını temenni ediyorum. Dünyada gazi unvanı olan tek parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çalışma günü olmamasına rağmen 15 Temmuz gecesi darbe harekatının başlaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisimiz hemen açıldı ve gece boyunca açık tuttuk. Ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 4 partinin imzaladığı bir ortak bildiri yayınladık. Partiler demokrasinin yanında darbenin karşısında olduklarını, birlikte karşı koyduklarını dünyaya açıkladılar. İradeye konulmak istenen ipoteğe itiraz ederek ikinci defa meclisimiz gazilik payesini hak etti. Milletçe yaptığımız şanlı direnişe tahammül edemeyen meczuplar milletin bağrını, kalbini bombaladılar. Meclisimize bomba attılar. Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten milletimize seslendi. Halkımızı meydanlara çağırdı. Muhammed Muhip Dranas'ın bayrak şiiri var. Bana bunu hatırlattı. Şehirlerden şehirlere uçtu kuş gibi bir haber. Bayraklar açmada fecre, şarkının her vardığı yer. Kaldı birdenbire step, yalın ayaklar altında, yürü bayraklar altında, yürü, davullar çalsın hep. Önden gidene bir kurşun, aldı bayrağı ikincisi ve yiğitlerin en genci düştü sonunda yokuşun. İnsan doğunca bir defa andırır kırılacak dalı. Öleceksin nasıl olsa, öldün alnından vurulu. Ne toprağa gömülmektir, ne ruhun uçması tenden. Ölüm, ölüm gülerken de bayrak altında ölmektir. Vatansever güvenlik güçleriyle millet bir bütün olarak darbeyi önledi. Demokrasi kazandı. Bundan sonra hiçbir güç darbeye teşebbüs edemeyecektir. Darbeler tarihi sona ermiştir. Milletimiz demokratik tecrübesi, azmi, cesareti ve ferasetiyle bir büyük fitneyi def etti. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah akıl ve gönül birliğiyle her zorluğu birlikte aşacağız. Bizler için canlarını seve seve feda eden şanlı insanlarımızı unutmadan yarınlara umutla bakacağız. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeden ülkemizi dünyanın en ileri bir devlet olarak zirveye taşıyacağız. Kederde ve sevinçte birlik olacağız. Hakimiyetin bir silahlı güce, bir kişiye veya bir zümreye değil, millete ait olduğunu ortaya koyacağız ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Unutmayalım ki, umudunu bize bağlamış bir gönül coğrafyamız var. Bir dış dünyamızda milyonlarca insan var, onların da başını öne eğdirmemek için daha çok çalışacağız. Sırt sırta, omuz omuza vererek, hep ileri, daha ileri gideceğiz. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyecek ve niyazda bulunmayacağız. Millet devletsiz, devlet ordusuz olmaz. Bizler ordumuzu peygamber ocağı olarak kabul eden bir milletiz. Muazzez bir ocak olan ordumuzun yeri kışladır. Ancak
vatan müdafaası için çağrıldığında kışlasından çıkar. Bir daha kışladan çıkmayacağına inanıyoruz. Millet olarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Bu muhabbetimizi Cenab-ı Hak devam ettirsin, daim etsin. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, gazilerimize ve yaralarımıza şifalar diliyorum. Ve başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere aziz milletimize bu darbeyi önlemede elinden geleni yapan bütün teşkilatlarımıza, siyasi partilerimize, kuruluşlarımıza, halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah her günümüzün demokrasi şerrini gibi geçmesini nasip etsin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimizde olsun. Teşekkür ediyorum. Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Hazır mısın İstanbul? Vakit tamam, o geliyor. Vatanı ve ay yıldızlı bayrağı uğruna bir milleti yeniden istiklal mücadelesi için ayağa kaldıran milli iradenin gür sesi geliyor. Demokrasimizin muhafızı geliyor. Milletimizin göz bebeği Anadolu'nun iyi tezahürü geliyor. Cumhur'un başı başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.